Karabatak karşı çıksa da yine, ayın şalkı vurur İzmir körfezine. Salınır bir imbatla sessiz sakin, tahta kasa, balık leşi, sintine. Eski İzmir kenti, körfezin kuzeydoğusunda yer alan ve yüz ölçümü yaklaşık 100 dönüm olan bir adacık üzerine kurulmuştu. Batı Anadolu kıyılarındaki ilk yerleşimler genelde küçük yarımadalar üzerinde kurulmuştur. Bunlar Çandarlı, Foça, İzmir ve Yasos gibi yerleşimlerdir. Bunun nedeni yerleşim yerlerini kuran ve oturan insanların daha çok Helenli olmalarıdır. Böylece yarımada yerleşikleri hem iki limana sahiptiler hem de kara ve denizden gelecek saldırılara karşı güvence içindeydiler. Eski İzmir, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında büyük nüfus artışı yüzünden bugünkü Kadife Kale eteklerine taşındı. O yıllardan bu yana İzmir, güzelliğinden hiçbir şey yitirmedi. Bu durum 19. yüzyılda da böyleydi. Öyle ki İzmir'i ziyaret eden Balkan kökenli seyyahların karşı karşıya kaldıkları bu güzelliği dile getirmemeleri imkansızdı. "22 Ekim 1892. Gün ağarırken İzmir önlerindeydik. Sis şehrin ve tüm kıyıların üzerine çökmüştü. Birden güneş yüksekten parladı, karadan esen rüzgar sisi binbir parçaya böldü ve oraya buraya dağıttı. Ardından şehir amfitiyatroyu andıran bir görünümle ortaya çıktı. Gemi ağır ağır korunaklı limana yanaştı ve taş döşeli kıyının kenarına halatlarını bağladı. Türkler buraya Gavur İzmir diyorlar. Haksız da sayılmazlar. Helenizm her yerden zapt edilmez bir şekilde fışkırıyor. Pek çok yerde Yunanca konuşuluyor. Eğer biri kalkar da İzmir İonya kıyılarında Avrupa'yı bir şehir derse yalan söylemiş sayılmaz." Konstantin Fotinov, 1846. İzmir kelimesi eski İyon lehçesinde Smurne diye yazılırdı. Bugünkü Helenler bu kentin adını Smirne biçiminde telaffuz etmekte. Gerçi son yıllarda antik Efes kenti civarında da bu adla anılan bir köy yerleşimi izlerine rastlanmıştır. Sözcük Yunanca değil de Ege bölgesindeki birçok yerleşim adı gibi Anadolu kökenli olmalıdır. Milattan önce 2000'in başlarına ait Kayseri Kültece yerleşiminde ele geçen bazı tablet metinlerinde Tismurna adına rastlanmaktadır. O yıllarda İzmir çok güzel bir şehirdi. Işıklarla bezenmiş, akla hayale sığmayan mağazalar, nereye yürüsen her yerde duyulan kimi küçük çan seslerinden dolayı kendini mutlu hissediyordun. Tramvaylar raylar üzerinde gidiyordu. Ancak onları çan sesi eşliğinde iki at çekmekteydi. Nedenini bilmiyorum. Bugüne kadar o kadar yer dolaştım ancak böyle çekici bir şehir görmedim. Anzel Hurtyan. Osmanlı idaresinin ilk yüzyıllarında ikinci derece bir sancak olan İzmir'in ilk Osmanlı yöneticisi Karasubaşı Hasan Ağa'dır. İzmir, 1605-1606 yıllarında Celali isyanları kapsamında Arap Said ve Kalenderoğlu ayaklanmalarına sahne olmuştur. Ancak kent, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1620 yılında yabancılara tanıdığı kapitülasyonlardan sonra giderek imparatorluğun en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelir. O dönemde şehir merkezinde Müslüman Türkler çoğunlukta, önemli ve köklü bir Musevi cemaati mevcut ve Hristiyan Rumlar azınlıkta olmalıdır. Evliya Çelebi de 1672'de İzmir'i ziyaretinde nüfus yapısındaki değişimin ilk gözlemlerini kaydeder ve Alsancak Mahallesi'nde giderek artan sayıda yerli gayrimüslimlerin, Levantenlerin ve Batılı tüccarların yoğunlaştığını yazar.
İzmir'de 1676'da yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü bir veba salgını, 1742'de şehrin yarısının yandığı büyük bir yangın olur. 1778 yılında meydana gelen depremse İzmir'de kalıcı hasar bırakır. Gün batımına bir saat kala öyle güçlü sarstı ki, çatlamayan veya kırılmayan bina kalmadı neredeyse. Bütün yapılar zarar gördü bu ani ve güçlü sarsıntıdan. Ve Yüce Tanrı'nın merhametiyle kaldığım yerin tavanı tamamen çökmesine karşın ben sağ salim çıktım. Orada oturmuş yazı yazıyordum. Korkunç, hatta dehşet verici bir macera. Ama Tanrı'nın merhameti sonsuz ve mucizevidir. Liboslovi, 1846. Fotinov'a göre sıkça yaşanan bu doğal felaketlere karşın İzmir ve özellikle Ayvalık ve Foça yine çok güzel bir yer olup ününden bir şey yitirmemiştir. İyonya'nın elverişli iklimi yöre halkını sakin ve her türlü iyiliğe yatkın kılar. 1846'da kentin nüfusu 160 binin üzerindedir. Bunların 70 bini Türk, 60 bini Rum, 15 bini Katolik, 7 bini Ermeni, 8 bini Yahudi olmakla beraber 7 Ortodoks, 3 Katolik, 1 Ermeni kilisesi, 9 sinagog, 22 cami, 40 mescit ve 18 konsolosluk vardır. 17. yüzyılın başında İzmir mütevazi bir kıyı iskelesiydi. Yaklaşık 5000 nüfusu olan. Fakat 18. yüzyılın başlarından itibaren bir ticaret merkezi haline gelmeye başladı. Özellikle kentin art bölgesindeki verimli ovaların tarım ürünlerini Avrupa'nın talebi üzerine göndermesiyle kent gelişti, büyüdü. Doğu Akdeniz'in önemli bir ihracat metropolü haline geldi. İzmir dışında böyle gelişme kaydeden İskenderiye gibi, Selanik gibi, Beyrut gibi birkaç liman kenti daha var. Ama bu kentlerin içinde en çabuk gelişen ve büyüyen, da Doğu Akdeniz'in en büyük ihracat metropolü olan kent İzmir oldu. 1871'de kurulan belediyenin ilk başkanı da Yenişehirlizade Ahmet Efendi olmuştur. Çok uluslu bir ticaret şehri haline gelen ve servet birikimi yaratarak metropolleşen İzmir civarında asayişi korumak her zaman zorlu bir uğraş olmuştur. 1830'lu yıllardan itibaren ama özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca seyyahların İzmir'i anlatma tarzı adım adım değişir. Şark şehri Simirna imgesinin üzerine bir başka imge biner. Batılılaşmakta olan bir şehir imgesi. O dönemde Simirna'da hüküm süren yoğun entelektüel, sanatsal ve kültürel yaşama ve 1860'lı yıllardan bu yana sahip olduğu donanıma bakarak bu şehri Şark'ın küçük Paris'i olarak niteleyenler çok sayıdadır. Gündelik yaşamda bazı şeylerin de geçtiğini birbirine görüyoruz. Kültürel geçişkenlik var. Hani cemaatler arası evlilik örneğin çok sık görülen bir şey değil. Fakat özellikle Rum Ortodoks cemaati içinden bireylerin Avrupa kökenli olan ve Levanten dediğimiz bireylerle ticari yaşamlarını geliştirmek için ve başka avantajları, büyük devletlerin yurttaşlığını almak, tebaası olmak amacıyla başka fırsatlar yarattığından evlendiğini görüyoruz. Ama Müslim ve gayrimüslimler arasında evlilik yoluyla birliktelikler oldukça az. Ama yine de gündelik yaşamdan geçişkenlikler var. Benim çok sevdiğim örneklerden bir tanesi gayrimüslimlerin yumurta boyama adetlerinin Paskalya'da, örneğin İzmir'in değişik semtlerinde Müslümanlar tarafından da yapılıyor olmasıdır. Gümrük binasından sonra Kordon'un görünümü değişiyor. Aristokratik ve tamamen Avrupa'yı bir görünüm kazanıyor.
herhangi bir dünya meselesinden söz etmektense, daha çok kulüpteki balodan, bilmem hangi prensi nasıl karşılayacağından, soylu beyefendileri karşılama komitesine seçilecek olanlardan, orkestranın çalacağı parçaları belirleyecek olanlardan, büfede kimlerin duracağından söz eden insanlar. Andreas Karkavitsas. 1830'dan 1930'a dek Osmanlı coğrafyasında önemli politik olgular yaşanır. Toprak kayıpları, 1878 Anayasası'nın ertelenmesi, Sultan II. Abdülhamit rejimine karşı 1908 Jön Türk devrimi, 5. Mehmet'in tahta çıkarılması, 1. Dünya Savaşı'na girilmesi ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. Dolayısıyla İzmir'in sosyal ve kültürel iki ayrı tarihini belgelemek ve yazmak gerekir. ...1830-1930 arasındaki Smyrna'nın tarihini yazmak, dönüşüm halindeki bir şehrin tarihini yazmakla eşdeğerdir. Bu aynı zamanda tarihi 1922'de durdurmak istememek ve bu tarihi o dönemde yeniden inşa edilen Smyrna'da sürdürürken, aynı zamanda Smyrna'yı terk etmek zorunda kalmış olanların ve onların mirasçılarının belleklerinde olduğu kadar da Smyrna'yı yeniden oluşturmaktır. Marie Carmen Smirnelis. İzmir'in tüm 19. yüzyıl boyunca çoğunlukla gayrimüslim bir şehir olmasına rağmen, sakinleri arasındaki ayrılıkların katılığı, farklı nitelikteki bağlarla bertaraf edilmiştir. Şehrin her sakini, başkalarıyla birlikte yaşamayı kendince algılamış, farklılığın bu gündelik deneyiminden herkes başka bir şey edinmiştir. Arasta ve çarşılarsa, ilişkilerin filizlenip, dostluğa uzandığı en elverişli mekanlardır o yıllarda. Kemeraltı sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biridir. Hanlar, hamamlar, medreseler, sinagoglar, havralardan oluşan tarih boyunca birçok göç almış ve bu göçü içine sindirmiş, birbirlerinin kültürlerini kabul etmiş esnaflardan oluşan, ahilik kültürünün hiç bitmediği ve her zaman devam edeceği, alışverişte herkese hizmet verilebilen, 1 liralık alışveriş bile yapılsa Allah bereket versin denilebilen bir merkezdir. Ne var ki, 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde çeşitli vesilelerle kurulmuş olan bu komşuluk ve dostluk ilişkileri, yerini hızla ekonomik krizin acımasız pençesine bırakır. Köklüce köyünden Ortodoks Yunanlı İlyas Kurkulis şöyle der. Türklerle gayet iyi anlaşıyorduk. Sık sık görüşüyorduk. Mülklerimiz birbirine komşuydu. Ortak eğlencelerimiz vardı. Anayasadan sonra ilişkilerimiz yavaş yavaş bozulmaya başladı. Özellikle de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra fanatizm başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli vilayetlerini yitirmesi ve bu vilayetlerin yeni kurulmuş olan Helen Devleti'ne geri dönmesi, Balkanlardaki çok sayıda mültecinin uyguladığı baskılar ve İzmir ekonomisinde Yunanlıların egemen konumu, ekonomik bir savaşın ilanına yol açar. Kriz öyle boyutlara varır ki, Mayıs 1914'te Yunanistan'daki Müslümanların Küçük Asya'daki Ortodoks Yunan nüfusla takası gündeme gelir. Oysa İzmir, yüzyıllardan bu yana birçok ırktan nüfusun kaynaşmasına sahne olmuş tarihi bir dekordu. İzmir'de tek bir ırk değil, bir ırklar karışımı vardır. 300 yıldan bu yana Fransız, Hollandalı, İngiliz, İtalyan, Helen, Alman, İsviçreli ülkelerinin çeşitli yerlerinden gelip yerli kızlarla evleniyorlar ya da bu Avrupalıların yerli kızlarla evlenmelerinin meyvesi olan kızlarla evleniyorlar. Bütün bu çeşitliliklerin evlatları arasındaki evlilikleri de ekleyin. Bu tanımlanamayacak kadar değişik bir şeydir. Sılar. İzmir ne yalnızca doğuludur ne de tamamen Avrupalı. Ne bütünüyle kendi içine kapanacaktır
ne de batıdan gelen her şeyi içine alacaktır. Aynı anda bütün bunlar olacaktır. 19. yüzyılın bitiminde İzmir, kozmopolit ve çok dillidir. Balkanlı seyyahlar görmek istedikleri şehri, özellikle belli bir doğu şehri imgesini keşfetmeyi tercih eder. Bu nedenle alışıldık gezintiler yaparlar şehirde. Pazar Mahallesi'ni, Pagus Tepesi Kalesi'ni, Kervan Köprüsü ve Meles Nehri'ni içeren bir İzmir'i şehrin içine attıkları her adımda bulabilirler. Keşfettikleri yeni İzmir, şehrin arka yüzünün parçalarıdır. Ve bu arka yüz, seyyahları hayal kırıklığına uğratır. Yan yana ama pek birlikte olmayan, çarşı dışında özellikle, pek birlikte olmayan bir yaşam söz konusudur. Müslümanlar mecbur kalmazsa eğer gayrimüslimlerin dillerini öğrenmezler ama gayrimüslimler hem teba oldukları için hem de ticari faaliyetin devamı açısından Türkçeyi iyi öğrenirler, genellikle iyi konuşurlar. Yani hem bir miktar geçişkenlik hem de işte yerleşim dokusu örneğinde altını çizdiğim yan yanalık ama birlikte olmayışlık söz konusu böyle bir yaşam kültürü var burada. İzmir Levantenleri ortak bir etnik kökene sahip olmakla övünmezler. Tam tersine her aile özel bir soy ağacının İtalyan, Fransız, İngiliz kökenli atalarının, Katolik Yunan, Ermeni, Katolik Arap ana babanın hatırasını korumaktadır. Levantenlerin zaman içinde ortadan kalkması ise o yıllar için hiç hoş bir durum olmasa gerek. 1920 yılında Fransa konsolosu, Levanten unsurun yok olması bizim için büyük bir kayıp olur. Tabii eğer modernleşmiş bir çalışma tarzı üzerinden düşünülen yeni ticari bileşimler onların yerini almazsa. Şeklinde beyanat vermiştir örneğin. Ne yazık ki korkulan gerçekleşmiş ve özellikle 1922 yangını, Levanten unsurun yok olması anlamında bir adım olmuştur. İzmir toplumunun oluşturucu öğesi olan Levantenlerin göçüne ve yok olmasına yol açan şey, yalnızca 1922 yangını değildir aslında. Levantenler, Yunan ve Ortodoks bir İzmir'de yaşayamazdı. Dolayısıyla onlar da kimlik belgeleri için mücadele etmeyi öğrenirler. Ancak göçün temel sebeplerinden birisi olan 1922 yangınına dönecek olursak, yangın kimin eseriydi? Üç günden beri Mustafa Kemal'in muzaffer ordusu şehre giriyor, düzen yeniden tesis olmaya başladı. Rıhtımlarda yoğun ve karmaşık bir hareketlilik var. Hristiyan nüfus yeniden güven buluyor. Öğleden sonra saat 2'ye doğruysa Ermeni mahallesinin üzerinden kalın bir duman düz bir çizgi halinde yükseliyor. Durum ciddileşiyor çünkü güney rüzgarı şiddetleniyor ve alevleri Avrupa mahallesine doğru sürüklüyor. Saat akşamın 9'u. Gökyüzü ateşten dev bir kubbe. Sandallar evleri yanan Fransızlarla İtalyanları taşımaya başladı. Sabahın saat 2'sinde yangın yeniden alevleniyor. İzmir tiyatrosu bir saman yığını gibi bir çırpıda alev alıyor. 20 dakika içinde dört duvardan ve bir moloz yığınından başka hiçbir şey kalmıyor. İtalyan, Yunan, Ermeni dolu ilk sandallar gemimize ulaşıyor. Aşağıda alacakaranlıkta denize düşenler var. Yırtıcı çığlıklar atılıyor. İzmir'i kim ateşe verdi? Yangının kaynağı henüz bilinmemektedir. Yunanlılar Türkleri suçluyor, Türkler Ermenileri. O zamandan beri bu polemik milliyetçi bir perspektif içinde sürmektedir. Aslında soru, yangının sonuçları yanında önemsiz kalmaktadır. Alevler yavaş yavaş evimize doğru yaklaşıyor. Hiç umudumuz kalmadı.
Yok olmamız an meselesi. Pasaport binası bir saat içinde kül yığınına dönüştü. Rıhtımdaki bütün muhteşem binalar, ünlü Orient Carpet Kumpanyası, İzmir Tiyatrosu, Kramer Palace alevlere yem oldu. İskeleti kalmış duvarların çöküşünün yol açtığı güçlü uğultu ve korkunç sarsıntı uzaklara varıyor. Ölümcül bir ürperti hissederek kendimizi dünyanın sonunun kurbanları gibi hissediyoruz. Maddi zarar büyüktür. Limanın arkasında bulunan Ermeni, Yunan ve Avrupa mahallelerindeki 25 ila 50 bin arasındaki ev ve mağaza kül olmuştur. Bu yangın, İzmir'in ekonomik faaliyetinin kalbini ortadan kaldırır. Aynı zamanda da şehrin tarihine ve uzamına damgasını vurmuş olan farklı kültürlerin mirası da silinir. İzmir artık Doğu'nun küçük Paris'i değildir. Yangın bir yaşam modelinin sonunu getirmiş olsa da bu model zaten çoktan sarsılmıştı. Selanik, İstanbul, İskenderiye'de Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuyla birlikte önerdiği toplumsal örgütlenme ve gelişme modeli de ölür. İmparatorluğun küllerinden doğan ulus devletler, başka değerler, başka özdeşleşme tarzları, başka bir arada yaşama biçimleri savunur. 1924 yılı boyunca İzmir Belediye Başkanı, batıda yürürlükte olan şehir yapım modellerini incelemek amacıyla büyük Avrupa şehirlerinde yolculuğa çıkar ve Fransız şehirci Henri Prost'a başvurur. Henri Prost, Marrakeş, Rabat ve Casablanca gibi şehirlerin düzenlenme planlarını başarıyla gerçekleştirmişti. Bu düzenleyici plana göre şehir, işlevsel olarak konut bölgeleri, sanayi bölgesi, liman bölgesi, ticaret bölgesi ve bir idari bölge şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Şehrin kuzeyinde ise demir yollarıyla doğrudan ilişkide olan yeni bir limanın inşası öngörülmüştür. Yeni sistem, şehrin merkezinde 60 hektarlık bir yeşil alan, bir dizi meydan ve bulvar etrafında yeni bir şehir hiyerarşisi çizdi. Bu meydanların her birinden bulvarlar uzandı ve yıldız şeklinde başka meydanlar oluşturarak kesişti. Böylelikle kesintisiz perspektifler elde edildi. Ana yolların yönlendirilmesinde ise rüzgarların yönü dikkate alınarak sokakların denizden esen serin ve yumuşak rüzgarla süpürülmesi sağlandı. Oysa 1922 yazı öncesinin İzmir'inin tasviri şu şekilde yapılıyordu. Yapılar adeta dansa tutuşmuş gibi birbirine yapışık vaziyette. Zannedersiniz ki halayın dışında kalan kişi oyuna dahil olmak için davet ediliyor. Sadece orada burada kısa aralıklarla kordonun arka tarafındaki paralel yola çıkan dar sokaklar ya da üzeri örtülü tali yollar bırakılmış. Buraya batı rüzgarı giremediği için sokak terden adeta boğuluyor. Hala yeni malikaneler inşa edilmekte. Aynı tarzda, aynı yükseklikte, aynı özellikleri taşıyan, aynı kapılar ve aynı cam korkuluklu balkonlara sahip şekilde. Zannedersin ki İzmir'de bunların sahibi hep aynı kişi. ...1922'deki büyük yangın İzmir'in tarihinde önemli bir kırılma noktası oluşturur. Bu olay 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihtişamlı şehirlerinden biri sayılan İzmir'i karanlık bir unutulma dönemine hapseder. Yine de bu parlak liman şehri kendi küllerinden yeniden inşa olmayı başardı. Osmanlı İzmir'ini, İzmir'i İzmir yapan kentlilerini, Müslüman halk için nüfusun büyük bir kısmının Hristiyan ve Yahudi gayrimüslimlerden oluşması nedeniyle gavur İzmir'i, Avrupalılar için Doğu'nun küçük Paris'ini, Avrupa'ya doğrudan açılan bu kozmopolit ticaret kentinde hoşgörülükleri,
yeniliğe açıklıkları ve sanat sevgileriyle hep birlikte yaşayan İzmirlileri, sizlere Balkan ülkelerinden gelen seyyahların kaleminden aktarmaya çalıştık. Sanki dünyaya seninle gelmişim. Zaman 5000 yıl öncesi. Ne çok özlemişim. Varyanttan konağa bıraksan kendini, saçların yarışır rüzgarda. Ve denize çıkan her yolda Dario Moreno bekler bizi. Bugün gibi.